Ya vallahi benim kızlarım bunlar. Evet, biz Cennet'in kızlarıyız. Peki çocukların nüfus kağıtlarında niye senin değil de hanımın ismi yazıyor? Benim nüfusum yok. Ben onun kumasıyım. Benim çocuklarım doğunca ona kaydettik. Yok, yalan söylüyor Kamser Bey. Çocuklar benimdi. Madem ki senindi, onca vakit ne arayıp sormadın? Aklın neredeydi? İstediğin kadar bangır çakır ağla, ben o kızları alacağım. Bak, ne bu? Belge, elimde kapı gibi belge var. Sen ne şerefsizsin, sen ne hainsin, ne soysuzsun sen ya. Duydunuz mu Komiser Bey? Hakaret ediyor. Senin o kara kalbini var ya, bir gün söküp alacağım. Ana, hele canıma da kastetti. Ya kesin ya, kesin. Yeter artık ya, burası karakol. Memur Bey, bu çocuklar müvekkilimin nüfusuna kayıtlıdır. Yaşları da 18'den küçük. Anneleri hanıma teslim edin, gidelim. Bir şikayeti olan varsa da işini mahkemede halletsin. Ha. Verin çocukları. Nasıl verin çocukları? Sen kimin çocuğunu kime veriyorsun ya? Kime veriyorsun? Onlar benim çocuğum. Bütün vardı biliyor, onlar benim çocuğum. Ya bağırıp durma kadın. Bu memlekette kanun var, nizam var. Çocukların nüfus kağıdında annesi kimse onda kalacak. Sen git hakkını mahkemede ara. Nerede arayacağım? Hiçbir yere gidemem. Derdimi anlatamam. Anlatamam derdimi. Ölürüm de gitmem ben. Biz Cennet'in kızlarıyız. Dokunmayın onlara, onlar benim kardeşim. Ya bu ne rezalet? Tutun şu kadını ya. Bırak sandalyeyi. Ya alın şu sandalyeyi elinden ya. Bırakın benim çocuklarım diyorum. Benim çocuklarım. Ah Kiraz. Bırakın. Bırakın benim çocuklarım. Bırakın. Güneş, yok mu kimse ya? Bir tatlınız yok mu? Güneş. Güneş annem. Ay kurban olayım, bırak artık beni, bırak. 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 Hadi yürü. Canı acıyacak çocuğun, bıraksana. Sus, konuşma. Tamam, nereye götürüyorsun bari onu söyle. Heh, bir de hesap vereyim sana. Geç içeri, geç. Sen de bırak be. Hadi konuşma, gir içeri. Vıhırma. Adam gibi otur. Anne. Anne gözünü aç hadi. Kardeşlerim olmadan nasıl yapacağız Zümrüt? Şu hale bak ya. Devletin malına zarar vermek, polise mukavemet göstermek. Yahu kadın sen ne yaptın? Bunların hepsi suç. Asıl sen ne yapıyorsun? Sen benim ciğerimi söktün, kolumu, kanadımı kırdın. Anayı çocuklarından ayırmak suç değil mi? Ha? İyi de her şeyin bir kuralı, kaidesi var. Çocukların anası başkası görünüyor. Ya git mahkemeye, orada derdin neyse git anlat. Bırak da ben de vazifemi yapayım ya. Nasıl vazife be? Sen benim çocuklarımı görmedin mi? Çırpına çırpına gittiler. Ben mevzuat neyse onu uyguluyorum. Nasıl senin mevzuatın? Bizi paramparça ettiniz be. Paramparça. Şu kadına polise mukavemetten işlem yapın. Nezarette sabahlasın da aklı başına gelsin. Be Nezarethanesi ne oluyor? Ben ne yaptım? Ben bu çocuğu nereye bırakacağım? Sen... Buyurun. Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Üzerinizde tokla, kemer, kuşak varsa verin. Başörtünüzü de. Ne? Annem ne yaptı size? Ne oluyor? Bırakın annemi. Anne. Anne gitme. Dur anne. Dur. Anne dur. Anne. Anne. Annem ne yaptı size? Anne. Burada bekleme, yasak. Tamam. Ne oldu yine Hande? Çok içtiğine Yılmaz Bey. Durduramadım. Alkolden zehirlenmiş olabilir mi? Sanmıyorum. Sevgi. Yılmaz. Sen misin? Evet, benim. Bu saçmalıkların yüzünden sürekli tetikte olmak zorunda mıyım? Hani içkiyi bırakmıştın? Yılmaz Bey, isterseniz bir kahve yapayım. Ayılmasına yardımcı olur. Yok yok. Ona soğuk duş daha iyi gelecek. Yardım etsene. Sevgi. Hadi kalk. Gel. Hadi Sevgiciğim. Yalancı olduğunu ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun ha? Kiraz. Güneş. Ne işiniz var kız sizin burada? Annene sor sen onu. Ne işleri var bunların burada? Dur hele anlatacağım. Hele bir soluklanalım. Ya bunun soluklanması mı var? Ne arıyor bu kızlar burada? Bağırıp durma zaten kafam kazan. Tamam. Bizim tuvalete gitmemiz lazım. Güneş sıkıştı. İyi. Götür sen bunları yukarı. Sakın ola ki kapısından ayrılmayasın ha. Oğlum çok da pisler. Ben bu akşam bunları bir yıkayıp yiyeyim. Ya insanı çıldırtma. Ne arıyor bunlar burada? Ne demek? Ne arıyor? Ben hakkım olanı aldım. Sen, Güneş, Kiraz, Zümrüt hepiniz üstüme kayıtlı değil misiniz? Hem madem ki Cennet karısı bana savaş açtı, ben de ona savaş açtım. Karşısına dimdik dikildim. Vallahi artık sen kafa yedin ha. Bana bak Bilal Bey'i görmeden bunları alıp memlekete döneceksin. Hiçbir yere dönmüyor. Hanıma ben yardım ettim. Bir sakıncası mı var? Ya niye abi, niye? Yavrusu ecelinden önce elinden alındığı için kendi canına kıyan bir ananın hatırına diyelim. Oldu mu? Yemin. Sen ölüyordun. Hem de benim yerime. Ben o gün hanımı gördüm. Hanım senin anan. Ya abi, insan evladına onca sene yalan söyler mi? Ha? Ya o kadar şeyin üstüne alıp kızları buraya getirir mi Allah aşkına? Bak ne olur olur de, alsın kızları gitsin memlekete. Ben de kendi yoluma bakayım artık. Yapma Yemin, yapma oğlum. Ha? Benim başım peşim boş, yüzüm erkek mi yollayacaksın köye? Hele sen benim oğlumsun. Benim evimin direğisin. Ben sensiz nereye giderim? Gitmem oğlum. Gidemem. Bak Yemin. Kafan karışık, tepkilisin. Ama bana güven. Hem Yılmaz şimdi çocukları almak için harekete geçmiştir bile. Şimdi böyle bir durumda hanımı tehlikeye mi atacağız? Bunu ne sen ne ben isteriz. Öyle değil mi? Hanım ve çocuklar burada kalıyor. Abi yapma. Sen niye kendi işine bakmıyorsun? Nerede Veysel? Elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sabri. Buyurun Bilal Bey. Ben bu Veysel bir an önce yakalanacak demedim mi? Veysel Mardin'e dönmemiş. Eli kulağında. En kısa zamanda yakalayacağız. Bitti mi Güneş? Haydi ellerini yıka. Of, telefonda şarjı bitiyor ya. Kapatayım da bari iyice bitmez. Biz ne yapacağız Güneş? Polise gitsek çare değil. Kendi elleriyle verdiler bizi. Gel bacım gel, otur şöyle. Sen de amma abarttın ha. Senin gibisini de görmedim. Boş ver bacım ya, koy ver gitsin, alışırsın. Neye alışacağım? Sen neden buradasın bacım? Hoş gelmişsiniz. Gelin bakalım içeri. Gelin de şöyle bir mabadınız rahat yeri görsün. Ha? Cennet'in kızları. Aç mısınız? Değiliz. Bir şey yemeyeceğiz biz. Ha iyi. İster ye, ister yeme. Canım bilir. Ama sizi böyle pis pasaklı, el alemin mis kokulu yataklarını da yatıramam. Hadi git de yıkan acınık temizlen. Ben de bu sarı sırrı hayrına paklayayım. Yok olmaz. Güneş çok yoruldu bugün. Ben onu yarın yıkarım. Dinlensin azıcık. Hele vay 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 vay. Kiraz Hanım'a bak. İnsan mı olmuş? İyi. Nasıl olsa bir günde bitlenmezsiniz. Bak sana bir şey diyeceğim. Bunlar bu odadan dışarı çıkmayacak. İyice anladın mı? Baş üstüne. Ha, sağ ol. Sen şimdi çık dışarı. Benim onlarla konuşacağım var. Kapıda zebani gibi dikilersin ha. Duydunuz değil mi dediğimi? Ha? Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Ben nereye, siz oraya. Değil mi Güneş? Nasıl annem, sevdin mi burayı? Bak koskoca saray, koskoca konak. Senin olduğun yeri kim sevsin ha? Bana bak Kiraz. Ben senin o çatal dilini bal eylemeyi bilirim ama hadi neyse. Daha ilk gece ses etmiyorum. Kız kimsin sen be? Ha? Kimsin sen? Nedir bu havalar? Bir afra, bir tafra. Sümüklü Cemal'ın sümüklü kızı. Ben senin ciğerini biliyorum. Senin gözün hep yükseklerde değil mi? Senin gözün hep zenginlikte. Ben ne dersem o olacak. Anladınız mı? Ha, ne oldu? Sustun Kiraz. Sana konuşsana. Ne oldu o çatal dilin? Kız? Kız senin üstünde bir şey mi var? Yok, ne olacak? Buraya arayacağım seni. Ya, arasan da çıkacak. Ha? İyi, hadi. Hadi yatın da zıbarın. Pasaklı Cennet'in pasaklı kızları. Kilitle, kilitle. Bak Güneş, iyi ki senin üstüne koymuşuz telefona, gördün mü? Sakın korkma ablacığım, ben hep senin yanında olacağım. Hem annemler de gelecek bizi kurtarmaya. Az kaldı. Nereye koysak? Ay. Sana ilk arabayı kullanmayı öğrettiğim gün hatırlıyorum. Yapma ya. Sen nereden öğrettin? Ben kendim öğrendim. Hadi be. Senin tek bildiğin şey el freni indirmekti. Sen daha frenle debriyajı ayıramıyordun ki. O sayılmaz ama 8 yaşındaydım o zaman. Vay be. Seni 8 yaşında direksiyona oturttum diye ne hissedildi hatırlıyor musun? Babam arabayı yürütmeyelim diye kilometresini takip ederdi. Anlamasın diye herhalde bir 60 kilometre yapmışızdır değil mi geri viteste? Evet ya. Diğer mahalleye maça giderdik geri geri. Çocukluk. Vay be, aynen öyle. Zümrüt? Gidecek yerim yoktu. Sen iyi görünmüyorsun Zümrüt. Ne oldu, annenler nerede? Başım çok ağrıyor Hande. Bir ağrı kesici getirir misin? Ben getiririm. Hayır Yılmaz. Lütfen. Sana karşı çok mahcubum. Daha fazlasını yapma lütfen. Ben getiririm Yılmaz Bey. Sevgi. Bir karar aldım. Ne kararı? Atölyenin başına geçebilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. İçtim diye mi yapıyorsun bunu? Evet, onun da etkisi var. Bir de ben de kendimi biraz suçlu hissediyorum. Belki böylece affettiririm. Duydun mu? İşe başlıyorum. Öyle mi? Çok sevindim. Efendim Demir. Ne? Hangi karakoldu? Tamam, geliyorum abi. Ne olmuş? Cennet'i karakola almışlar. Çocuklarla ilgili bir problem varmış. Senin gitmene ne gerek var canım? Yolla avukatı halletsin. Öyle olsaydı zaten avukatı gönderirdim, merak etme. Artem. Şimdi bak, Cennet'i karakola almış. Kardeş bir dur Allah aşkına beni buradan çıkar ne olursun. Benim hiçbir suçum günahım yok. 6 yaşında bir çocuğum var. Beni bekler, korkar bensiz ne olur. Hadi geç yerine. Emir gelmeden kimseyi bırakamam. Dur bir müdürüne söyle ya da götür beni ben anlatayım. Belki o daha insaflıdır. Geç yerine dedim. Niye gülüyorsunuz? Masal anlatmaya çok hevesliysen gel de bize anlat. Bak burada biz de uyuyamıyoruz. Ha. Masal olmaz, ninni olur, şarkı olur, türkü olur. Gel de söyle de biraz eğlenelim kız. Eğlenmek istiyoruz. Evet. Bana bak, ben bu ellerle 40 yıl halı dokudum. O kadar kuvvetli ki bir insanın kafasını vücudundan ayıracak kadar. Ne oluyor? Evli misindesin? Ne yapıyorsun? Benim ayarımı bozmayın. Yemine. Ey benim ceylan gözlüm, kara oğlum. Yapma be oğlum. Yapma be Yemin. Hele bir dinle beni. Ha? Tamam, bana çok kızdın, küstün. Ama hele bir dinle. Tamam, ben seni doğurmadım. O kadın seni burasında taşıdıysa... aha, ben de seni yüreğimde taşıdım. Ben sana analık ettim. Etmedim mi Yemin? Ha? Hele bir söyle, etmedim. Ne yapalım? Bizim kaderimizde de bunu yaşamak varmış. Bak Yemin, ben değil, töre düşürdü seni cennetin peşine. Hatırla, ben ne dedim sana? Ya boş ver, intikamı da boş ver, her şeyi de boş ver dedim mi demedim? Ha? Ben seni töreye kurban vermedim. Vermedim, vermeyeceğim de. Çünkü sen benim direğimsin. Sen benim canım, ciğerimsin. Benim ceylan gözlümsün. Hayırlı sabahlara uyanalım inşallah. Cennet Hanım'ın çocuklarını geri alması polis yoluyla mümkün değil yani, öyle mi diyorsunuz? Değil. Mahkeme kararı olmadan bir şey yapamazsınız. Çocukların önce kendine ait olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Cennet Hanım sırf bu yüzden içeride tutmuyorsunuz herhalde. Kendi çocuklarını kaçırdığı için mi? Yok, hayır. Ne peki? Polise mukavemetten ve devlet malına zarar vermekten. Her şeyi kırdı döktü burada. Bu gece burada kalsın, yarın savcıya teslim edeceğim. Yapmayın komiserim, Cennet Hanım'ın durumu ortada. Zorla evlatları alınmış elinden. Olmaz, bu yaptığının cezasını çekmesi lazım. Burada ne bilgisayarı bıraktı, ne masa sandalye, hepsini parçaladı. Tamam, yani bu sizi çok sinirlendirmiş ama bu yüzden de içeride tutmuyorsunuz herhalde. Valla araya hatır koymayın Yılmaz Bey, ne olur. Bu saatten sonra istesem de bir şey yapamam. Neden? Çünkü kimliği yok. Yani şimdiye kadar hiç kimlik çıkartılmamış. Kim olduğu belli değil. Onun için bir işlem yapamıyorum. Güneş, hadi sen koş kapıda dur. Ayak sesleri falan duyarsan bana haber et ablacığım. Hadi. Çalmıyor ya. Alo. Alo Kiraz. Demir abi. Zümrüt'ü veriyorum, dur. Tamam. Kiraz, Kiraz. Abla. Kiraz, nasılsınız? Güneş nasıl? Telefonun şarjı bitmişti. Ben de kapattım işte. Tamam, o zaman hiç uzatmayalım. Güneş nasıl? Neredesiniz? Nereye götürdüler sizi? O gün hastanedeki abinin evine getirdiler. Bizi bir odaya kilitlediler işte. Annem nasıl abla? Bırakmadılar. Siz şimdi bunları hiç dert etmeyin. Annem çıksın oradan, sizi kurtaracağız. Söz veriyorum. Biz iyiyiz abla. Koskoca ev, yemeğimizi de veriyorlar. Tek sorun sizden ayrı kalmak. Olmuyor böyle. Geliyorlar. Ne, kim geldi? Ana. Kız ne o elindeki? Kiraz. Ana. Ya yemeği biçmek bir de telefon mu aldınız? Hırsız. Bedel çaldığın altınlarla değil mi görürsün? Ya bıraksana kızı. Kiraz. Ne oldu? Kiraz. Lanet karı. Kır. Kiraz! Kiraz! Kapandı bak bir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Ha, kapattılar. O hanım kapatmıştır. Belki de kırmıştır. Abi bu nasıl bir ilkellik? Gidip kaçıralım. Bak böyle insanların eline çocuk bırakılmaz. Yusuf, biraz sakin olup düşünüp doğru kararı vermemiz lazım. Babamlar karakolda. Cennet teyzeyi çıkarsınlar, hep beraber bir karar veririz. Demir ne sakin olması. Bak bunlara çocuk bırakılmaz diyorum. Kaçıramayız. Kaçırırsak suçlu duruma düşeriz. Hem hanıma bulaşmazsak belki annemle anlaşır. Ben artık eve gideyim. Olmaz. Kapısı falan güvenli değil onun. Tek başına kalamazsın. Bize gidelim. Hayır olmaz. Bir de annene rahatsızlık vermeyelim şimdi Demir. Ya Zümrüt ne rahatsızlığı? Bu durumda bunu mu düşüneceğiz şimdi? Tamam isterseniz biraz daha bekleyelim. Bu sırada Yılmaz babam Cennet Hanım'ı çıkartır belki. İnşallah. O zaman biz de seni evine götürürüz. Annene. Ay Yılmaz Bey. Merhaba Cennet, nasılsın? Ya, iyiyim işte. Komiser 2 dakika dedi. Tamam. Seni hemen çıkartamıyorum. Niye? Nüfus cüzdanı yokmuş. Ha. Doğru, benim nüfusum yok. Kadın aldı götürdü çocuklarımı. Sen şimdi çocukları merak etme. O çocukları senden kimse ayıramaz. Sen biraz güçlü olmaya çalış. Hanım seni ezmeye çalışıyor. Bak şimdi. Sana önce nüfus cüzdanı alacağız. Sonra da mahkemeye gidip dava açacağız. Hemen alır mıyız? Nüfus cüzdanını mı? Yok, hayır çocukları. Nereden bileyim canım? Ben sana bir zaman veremem ki. Yani mahkeme ne kadar sürer? Günler mi sürer, aylar mı sürer bilmiyorum ki. Ne günü, kaç gün? Bilmiyorum Cennet. Ama önce senden kan örneği alacaklar. Onu inceleyecekler. Diyecekler ki bu çocuklar Cennet Hanım'ın çocukları. Sonra biz de mahkemeye gideceğiz. Mahkeme karar verecek. Velayeti sende olacak. Çocuklar da yanında duracak. Bu ne? Bu ne kadar süre? Bu bir ay süre. Cennet ben sana yani ne olacağını anlatmaya çalışıyorum. Nereden bileyim? Ama sen içini ferah tut. Ama ben çocuklarımdan o kadar ayrı kalamam. İyi de yani şu anda yapacağım bir şey yok yani. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Tamam Artem amca. Biz Zümrüt'ü yalnız bırakmıyoruz, merak etmeyin. Görüşürüz. Çıkartmıyorlarmış. Bu gece annesinin eve gelmeyeceğini nasıl söyleyeceğiz? Söylemeyelim. Yani burada biraz daha yolayalım. İyi de söylemesek eve gidip beklerim diyecek. Ev güvenli değil diyorsun. Değil. Bizi gelmeye ikna etsem iyi olurdu. Abi vallahi kız çok yorgun düştü. Zümrüt burada mı kalacak? Bence eve götürelim. Eve götürsem tek başına kalması güvenli değil diyorsun. Size gelmek istemediğini de söyledi. Burada kalsın. Ben de buradayım. Hı. Ben de kalırım burada. Kahve içer misin? Hadi yap. Mardin'den çıktım yayan, dayan ey dizlerim dayan, kardeş atlı bacı yayan, ninni kardeş. Geçirdiğim 7 yılın hesabını soracağım. Burada yattığınız her günün, her saniyenin hesabını sormadan ölmüş. Size bunu yapan aynı acıyı çekecek. Aynı acıyı çekecek. Aynı acıyı. Evet. Zaten kötü bir gece geçirdim. Biz de seni uyandırmayalım dedik. Siz nerede yattınız? Uyumadınız mı yoksa? Hep benim yüzümden. Kusura bakmayın. Hadi gel kahvaltı edelim. Ne kahvaltısı? Annem ne oldu? Çıkmış mı? Bırakmadılar. Hala karakolda. Benim hemen annemin yanına gitmem lazım. 2 lokma bir şeye götürürüz. Yok ne kahvaltısı, geç bile kaldım ben. Tamam bırakayım o zaman ben seni, gidelim. Tamam hadi gidelim. Ben motorla götüreyim, daha hızlı gideriz. Ne kadar çabuk orada olursam o kadar iyi benim için. Yedek kask var değil mi? Var. Görüşürüz Demir. Tabii haklısın. Motorla daha çabuk gidersin. Sırıtma, işine bak. Bir ömür boyu birbirlerini arar dururlarmış. Ah Güneş. Masal bitti, ben de bittim be ablacığım. Annem olsaydı hiç sıkılmadan, bıkmadan anlatırdı sana. Yemeyeceğiz, götür. Afiyet olsun. Ya götür diyorum, neden anlamak istemiyorsun? Ne bağırıyorsun kız? Ne oldu? Beğenmedin mi yemeğini? Yemin efendiye baksın. Çok mu düşünüyorsun kardeşlerine ha? İlk önce bizi buraya hapset, sonra gel abilik tasla. Diklenme kız hemen. İnsan gibi soru sorduk. İnsan mı? Siz insanlıktan ne anlarsınız be? Hanım da kendisi gibi yetiştirmiş seni. Bana bak Kiraz, benim tepemin tasını attırma. Tırsa ne olur ha? Ne olur? Ne kaldı daha bize yapmadığını söylesene. Çarpacağım şimdi ağzına ha! Doğru. Bir vurmadığın kalmıştı. Vursana hadi ya, vursana! Yarın kadar kızı dövdüm diye sevinirsin. Erkeklik taslarsın. La havle. Ulan sen kime çektin acaba? Kitle zaten, korkaksın sen anladın mı? Korkak! Acıktın mı ablacığım? Ama ben çok acıktım, olmaz öyle. Ben az önce öyle sinirlendim ama bir anda geçti yani, bir anlıktı. Hadi bakalım ağzına. Şimdi Cennet Hanım, sen avukata vekaletini vereceksin. İşlemleri o yürütecek, kimliğini çıkartacak. Kimliğin yok ama neyse ki nüfus sayımında kütüğe kaydedilmişsin. Bu vekaletnameniz. İşlemleri avukatınızın yürütebilmesi için buraya imza atmanız gerekiyor. İmza? Okuma yazma bilmiyorsunuz, parmakla basabilirsiniz. Ya benim okumam yazmam var, bana çocuklarım öğretti. De ben hiç imza bilmiyorum. İsmini yazabilirsin. He. Adli işlemlere ancak kimlik çıktıktan sonra başlayabiliriz. Prosedür Cennet'i fazla oyalayacak. Benim başka bir şey yapmam gerek. Kendinizi yiyip bitirdiniz Yılmaz Bey. Siz zaten elinizden gelen her şeyi yaptınız. Henüz bir şey yapmadım. Efendim? Alo. Buluşmamız lazım. Hay hay. Seve seve. Nerede buluşalım? Yarım saate oradayım. Yavaş yavaş yola giriyorsun Yılmaz. Yavaş yavaş. Anne. Efendim? Benim dışarıda biraz işim var. Birkaç saate de dönerim. Nereye gidiyorsunuz Yılmaz Bey? Kimle konuştunuz? Birilerine bir şey hatırlatmam gerekiyor. Yusuf! Artem abi. Vay. Kusura bakma, geldiğinden beri göremedim seni. Oğlum geldiğinden beri ortalık durulmadı ki. Artem amca, annemi çıkarırlar değil mi? Bir yanına gidebilir miyim? Anneni kimlik işlemleri bittikten sonra savcılığa sevk edecekler. Ondan önce görüştürmezler. Ama çıkarırlar değil mi? Orası savcılığa kalmış. Ama o zamana kadar buralarda dolaşmanın hiçbir anlamı yok. İstersen seni okula bırakayım. Hem kafanı dağıtmış olursun. Yok, sağ ol. Peki o zaman ben de savcılığa gidene kadar işlerimi halledeyim. Görüşürüz. Hiçbir şey yemedim. Gel sana bir kahvaltı ısmarlayayım. Yok, sağ ol Yusuf. Peki nereye gideceksin? Gideceğin yere bırakayım. Ev yakın zaten. Biraz yürümek istiyorum. Görüşürüz. Bu nazik davetinizi neye borçluyuz Yılmaz Bey? Ne olduğunu anlayamadınız mı? Bakın benimle olan derdini anlayabilirim. Ama etrafımdaki insanlarla uğraşma. Çevrenizdekilerin başına felaketler gelmesi ne kadar acı değil mi? Onların canını acıtanların canı daha çok yarar. Bunu sakın unutma. Bu konuda aynı fikirde olmamız ne kadar tuhaf. Yanlış anlamadın değil mi? Kısasa kısas diyorsunuz. Bence laf kalabalığı yapmayı bırakın. Benimle düşmanlığınızı anlayabilirim. Ama bu size yetmiyor. Etrafındaki insanların düşmanlarını beslemeye başladınız. Düşmanları beslemek demeyelim isterseniz. Yardımseverlik diyelim. Laflara takla attırmaya başladınız. Ama beceremiyorsunuz ki. Çünkü anlamları değişmiyor. Yo. Hanım kadın çok yalnız biri. Ve ben yalnız kadınlara asla sırtımı dönemem. Prensip meselesi. Bu yüzden mi avukatı hanıma tahsis ettin? Evet dedim ya, yardım ediyorum. Tıpkı sizin Cennet Hanım'a yaptığınız gibi. Bir mahsuru mu var? Peki, şu an yüz yüzeyiz ve son kez söylüyorum. Düşmanlığının nedeni neyse, derdin neyse şu anda söyle. Başkalarının arkasına sığındığın zaman değil. Bak bir kez daha karşılaşırsak bu kadar sakin olma. İsterseniz bu kadar peşin hükümlü olmayın Yılmaz Bey. Bir sonraki karşılaşmamızda kimin konuşmaya fırsatının olacağını şimdiden bilemeyiz. Öyle değil mi? Yılmaz yine bir şeyler peşinde. Bugün bir adamla buluşmaya gitti. Ya bunlar bir şeyler öğrenmiş olabilirler Zafer. Bana bile hiçbir şey söylemiyor. Ne bulmuş olabilirler ki? Boşuna panik yapıyoruz. Ya sadece o değil ki. Sevgi'yi atölyenin başına geçirdi. Bir de bu Cennet mi de nedir Mardin'den gelen kadın? Ya sürekli onun peşinde. Ya şu anda olması gereken ne varsa tam tersi oluyor. O zaman planımızı değiştireceğiz. Bu zamana kadar tek bir hedefle oyalandık. Sevgiyi ekarte etsek başka birileri çıkıyor karşımıza. O yüzden sen Yılmaz'a odaklanacaksın. Sevgi ile Yılmaz'ı birbirlerinden uzaklaştırmak yerine Yılmaz'ı sana yaklaştıracağız. Ben de bir şey söyleyeceksin zannettim. Yılmaz'ı bana yaklaştıracakmış. Bu iş bu kadar kolay olsa ben bu kadar uğraşır mıydım? Hande, aşk seni gerçekten aptallaştırdı ya. Yılmaz'ın zayıf anını kollayacaksın. Bulduğunda da o kapı aralığından sızı vereceksin. Nasıl? Bir erkeğin en zayıf anı ne zamandır? en dertli zamanında. Peki bir erkek hangi durumda çok dertlenir? Hiç tahmin etmediği bir kişiden kazık yediği zaman. Yani? Şimdi beni iyi dinle. Kardeş. Ne var? Yok bir şey istemeyeceğim de hakkını helal et ya. Vallahi kastım sana değildi. Yani çocuklarımı almaya kalkışınca benim de kafam döndü. Bela bir tane değil ki canlı yandığımın yerinde. Ne o komşu? Sen de mi adam paraladın yoksa? Yok ben bir şey yapmadım ya. Erkek milletine acımayacaksın. Yandım anam dedikçe vereceksin odunu. Bak ben benimkini nasıl benzettim. Oh iyi yaptım. Bir daha yapsa bir daha yapar. Eline sağlık vallahi. Demir. Ya bak bırak şunu, bu sinirle yanlış bir şey yapacaksın. Ya bence hiç bulaşma. Bırak toz ve yağ iyice bulaşsın, biraz sıkıntısını atsın. Yok arkadaş yok. Bu böyle olmayacak. Ben en iyisi okuluna gideyim. Zümrüt'ün? Ya saçmalama. Kızı biraz rahat bırak. Bak böyle sık boğaz edilmez. Ya Yusuf haklı. Biraz rahat bırak. Ağlasın, rahatlasın. Melisa. Selam ben Didem. Demir. Neyse Lokan yakın arkadaş değiliz aslında ama ben babamdan kalan bir yadigarı orijinal haline getirmek isteyince aklıma Melisa geldi. Çünkü Face'ta falan sizde fotoğrafları, antikalarla falan fotoğrafları vardı. Öyle dedim bu işte yapsa Melisa yapar. 65 model abi bu değil mi? Ne bileyim eski bir şey işte yani. Benim için önemli olan tek şey biricik babamdan kalan biricik hatıramız. Allah aşkına alalım şu salak kızın elinden şu yavruyu. Tamam arkadaş sakin abi. Babasından hatıraymış boşver. Neyse yani ne diyordum ben? Ha işte Melisa'ya dedim beni antikacı arkadaşlarına götür de babişkomun yadigarını baştan yaratsınlar dedim. Sonuçta siz böyle lastik mastik falan da değiştiriyorsunuz değil mi? Abi lastik mastik diyor ya. Tamam Yasin sakin ol abi ben hallederim. Bak arkadaşım birincisi bu eski değil bir klasik araba. İkincisi biz kaportacı falan değiliz. Yani öyle lastik mastik değiştirmiyoruz. Üçüncüsü bu arabayı modifiye etmemiz sana çok pahalıya patlar. Ha, ne kadar mesela? Yani şu anda sana toplu bir maliyet çıkartamam ama bunun çamurluğu en az $5000 falan başlıyor. Okey, ben de bir ay kendime ayakkabı almayayım. Göreceksin hayatım. Seni asla pişman etmeyeceğim. Burayı böyle senin hayallerinden daha güzel bir yer yapacağım. Patron sensin hayatım. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yılmaz Bey bence çok doğru bir karar verdiniz. Sevgicim buranın sana çok ihtiyacı olacak. İstediğin oldu artık değil mi? Ha. Affedersin hayatım. Efendim Artem. Alo Yılmaz neredesin? Atölye için ayırdığımız kattayım Sevgi ile beraber. Cennet Hanım'ı savcılığa çıkaracaklar. Gelmek istersen diye haber vereyim dedim. Öyle mi? Hemen geliyorum. Ne oldu hayatım? Gitmem gerekiyor. Cennet Hanım'ı savcılığa çıkaracaklarmış. Kolay gelsin. Görüşürüz hayatım. Ne zaman Yılmaz'la aram düzelmeye başlasa mutlaka bu kadınla ilgili bir şey oluyor. Bence fazla büyütüyorsun Sevgi. Yılmaz Bey Cennet'e senin düşündüğün kadar fazla anlam yüklemiyor. Anlamıyorsun Hande. Ben Yılmaz'ı kaybetmek üzereyim. 2 yıldır yatağıma bile uğramıyor. Ben ne zaman onu kazanmak için bir şeyler yapsam hep bir terslik çıkıyor. Sevgicim sen kendine güven. Yılmaz Bey mutlaka senin değerini anlayacaktır. Ya lütfen ben yokken mavi şekerime iyi bakın olur mu? Kime? Mavi şekerime, arabama. Ha bir de mavi şekerimin benim orijinal lambası yok. Ya, öncelikle bu bir lamba değil, far. Ve bu tip arabalarda orijinal parça zor bulunduğundan genelde klasikçiler bu parçaları birbirlerinden yürütüyorlar. Ya, muhtemelen Demir de öyle yapacak. İnternetten sipariş verelim, olmaz mı? Lokantadan 1,5 İskender sipariş ediyorsun. Öyle ha deyince olmuyor onlar. Olmaz mı? Anne, annem, kuzum yavrum. İyisin inşallah. İyiyim anne. Buradan beraber çıkacağız, merak etme. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ha, neredeyse unutuyordum. Aferin canım. Cennet Hanım nüfus cüzdanına kavuştu. Şimdi sırada çocuklar var. İnşallah. Anne iyisin değil mi? Bilmiyorum. O kadar zaman kim olduğumu, nereden geldiğimi unuttum. Şimdi sen busun denilince bir tuhaf oluyor insan. Bak Cennet Hanım, içeride savcı ifade verirken ben polise mukavemet etmedim diyeceksin. Sadece bağırdım diyeceksin. Anlaştık mı? Yok olmaz. Ya ben yalan söyleyemem çünkü ben yaptım. Ama eğer hapse girmek istemiyorsan gerçeği birazcık gizlemek zorundasın. Anne beni düşün, Kiraz'ı düşün, Güneş'i düşün lütfen. Savcı Bey sizi bekliyor. Sen şimdi polis memuruna karşı geldin mi, gelmedin mi? Geldim Hakim Bey. Hakim değil, savcı. He tamam, savcı. Ya ben biraz hırpaladım ama vallahi isteyerek değil. Ya böyle kafam dönünce ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani sen şimdi görev başındaki polis memuruna mukavemet ettiğini ve polis memurunu tartakladığını mı söylüyorsun? Öyle söylüyorum. Ama dur ya dur. Sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapmaz mısın? Ya çocuklarımı haksız yere elimden aldılar. Sen de bunu yapmaz mıydın? Ya tamam yani yapmamak lazım. Ayıp da. Ama evlat işte. Peki başka bir şeye zarar verdin mi? Verdim. Ben orada her şeyi kırdım, döktüm. Allah affetsin. Artık yani zarar ziyan neyse ben onların hepsini çalışır öderim. Şimdi efendim aslında olay şöyle oldu. Yok yok olay böyle vallahi böyle. Salıverdi savcı bey. Gözün aydın. Sağ olun. Gözün aydın. Sağ olasın. Yani savcı bey asla Kaan'ın kitabının dışına çıkmazdı ama çok şaşırdım gerçekten. Kardeş sen de hakkını helal et. Helal olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi gidip kızların içinde dilekçeyi verelim. Ama orada da böyle aklına eseni söylersen işi yokuşa sürersin, haberin olsun. Yok, söylemem. Tamam. Misafirin gelmeyecek mi abi? Gelir. İşte geliyor. Araba toplama numarası işe yaradı. Kolayca gelin içlerine. Kimse şüphelenmedi değil mi? Yok patron ya. Beni şu an aptal sarışın miras edip bir şey zannediyorlar. Güzel. Hiç aceleniz yok. Ardan. Valla o kadar Ardan almamıza gerek kalmayacak galiba. Yani bu Artem'in kızı Leyla sürekli orada. Yusuf orada. Demir hep orada. Bu Melisa denen kız zaten sürekli oraya gitmeye bahane arıyor. Yani ben garaja gittikçe elim boş dönmeyeceğim herhalde. Ha, ben sizi tanıştırmadım değil mi? Didem, senin yeni iş ortağın. Yemin benim sağ kolumdur. Ortağım mı? Ben yalnız çalışırım dedim ama dinletemedim. Bakarsın 3. sınıf polisiyelerdeki gibi arabamıza oturur, hot dog yiyip mutlu zevklerimizden bahsederiz ha? Bundan sonra Yemin'le iletişim kurmanı istiyorum. Benimle ilişkinin herhangi bir şekilde deşifre olmasını istemiyorum. Tamam patron. Abi benden memnun değilsin herhalde. Yani bir hatam mı oldu? Olur mu öyle şey? Tam tersi senden çok memnunum. Hatta bu yüzden bu sorumluluğu sana veriyorum. Başkasına güvenemem. Aç kapıyı. Kimi aramıştınız? Ya sen kimi aradığımı biliyorsun. Sen beni tanıyorsun. Hadi aç, birbirimizi yormayalım. Aç kapıyı, ben içeri gireceğim. Aç. Ya çekil. Daha önce geldiysen içeri giremeyeceğini biliyor olman lazım. Çekil diyorum sana. Aç kapıyı. Çekil. Çekil önümden. Tamam kardeşim, tamam. Hadi sen vazifenin başına dön. Bunları da bana bırak. Sağ olasın. Hoş gelmişsin Cennet kadın. Hayırdır? Buralara kadar ne zahmet etti? Sen niye zahmet ettiğimi biliyorsun. Da. Ben kızlarımı göreceğim. Kızları göremeyeceksin. Ben sana dedim ya. Artık mahkemeye gideceğiz ondan sonra. Boşuna benim çenemi yorma. Senin derdin benimle hanım. Haydi Kiraz'ı geçtim. El kadar Güneş'ten ne istiyorsun? O çocuğun ne işi var o mahkemelerde? Ne yapalım? Onun kaderinde de mahkemede büyümek varmış. Nasıl mahkemede büyümekmiş? Ya. Bak yanında koskoca avukat var. Söylemedi mi sana? 1 sene sürermiş mahkeme. Sen ne kadar kötüsün, ne kadar insafsızsın sen ya. Allah aşkına tek bir şey söyle, bizden ne istiyorsun sen? Benim kötü ha? Zümrüt Hanım. Benim insafsız ha? İyi. Bak sana son teklifim. Artık düşün taşın karar ver. İster mahkemeye gidelim, ister mahkemeye gitmeyelim. Senin ağzından hayırlı bir şey çıkmaz da. Söyle ne? Zümrüt'ü Faysal Aga'ya vereceksin. Karşılığında Kiraz'la Güneş'i alacaksın. Hay sana lanet gelsin be. Hala çocuklarım üzerimden benimle kan pazarlığı mı yapıyorsun ha? Ne kan pazarlığı? Ben size bir teklifte bulundum. İster kabul et, ister kabul etme. Anne bir dakika. Sakın ha, aklından bile geçirme. Anne Güneş daha küçücük, onun sana ihtiyacı var. Ben 1 üzülürüm, 2 üzülürüm sonra baş ederim. Olmaz. Olmazsa ne yapalım? O zaman sen kızlarına uzaktan el edersin. Anne! Kiraz! Annem! Güneş! Anne iyi misin? İyiyiz kuzum, iyiyiz. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Bak Güneş de iyi. Anne bizi ne zaman kurtaracaksın? Kurtaracağım annem. Alacağım sizi ben, kurtaracağım. Kurtaracağım. Abla anneme iyi bak. Sizi çok seviyorum. Dokunma! Dokunma itme çocuğu! Elime çocukları! Dokunma! İtme! Ah be hanım. Bu nasıl bir zulüm? Sen kendin istedin Cennet kadın. Bu harbiden de işe yarıyor şimdi ha? Yaramaz olur mu? Öyle eskisi gibi karakola, muhtarlığa, nüfus müdürlüğüne falan gitmiyorsun bir insanın hakkında bilgi almak için. Açıyorsun sosyal medya hesabına, bakıyorsun işte. Ben hiç anlamam böyle şeylerden. Ben de sevdiğimden değildi işte, bazen lazım oluyor. Mesela bak, o Melisa'ya benim yakın olmam lazım. Diğerleri benden hiç hoşlanmadı çünkü. Ama bana benziyor. Yani oradaki halime. Demek insanlar halini ahvalini buraya yazıyor ha? Hem de nasıl? Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne okuyorlar. Her şeyi yazıyorlar vallahi. Gizli mesaj veren bile var. Anlayana tabii. Bak Melisa Demir'le olan fotoğraflarını silmemiş. Demek ki Demir'i unutamamış. Bu benim için önemli. Ne olacakmış unutmadıysa? Yani kim ilgilendirir? Ya beni ilgilendirir. Sonuçta Demir'e karşı kullanabileceğim bir koz olabilir. Vay be. Demek insanlar kendileriyle ilgili her şeyi el aleme açık ediyorlar ha? Bizim orada olsa carıs olursun. Ne olursun? Carıs carıs. Adamı rezil ederler yani. Sen ne tatlı adammışsın ya. Vallahi. Açlar mı, toplar mı bilmiyoruz, üşüyorlar mı bilmiyoruz. Ne yapacağız böyle? Alacağız onları değil mi anne? Alacağız. Alacağız da ne zaman? Anne koyuverme kendini öyle. Karakolda canım bedenimden çıktı. Vallahi ayağa kalksam şurada 2 adım atamayacağım. Anne sen böyle deme. Sen böyle dersen biz ne yaparız sonra? Alacağız onları değil mi? Alacağız. Aylar geçse de alacağız. O soysuza bırakmayacağım çocuklarımı. Bir adam akıllı söylesene ne aradığımızı. Bulunca görürsün. Allah Allah, düştüklerinin peşine. Ya Allah Allah, ne bozuluyorsun? Şimdi anlatsam ne olacak? 2 dakika sonra göreceksin işte. Ya ne arıyorsun milletin arabasında? Bak biri görüp şikayet edecek şimdi. Ya bu kadar korkuyorsan arabada kalsaydın o zaman. Ben mi korkacağım? Ben de korkacağım kız. Senin için diyoruz herhalde. Buldum zaten. Ne buldun ne? Hırsızlık mı yaptıracaksın bize? Allah aşkına. Ne yapacaksın o uyduruk parçayı? O uyduruk dediğin şeyle ben o Demir Bey'e gol atacağım. Ya yardım etsene. Ben nasıl edeyim? Şş, başkan, hadi götürmeyecek misin beni garaja? Başkan mı? Hadi, hadi. Şunun ağzı hareketleri bir bak. Güneş, sen niye ayaktasın ablacığım? Hadi gel yatalım beraber. Ne oluyor Güneş? Yoksa çiş mi yaptın ha? Ay, kıyamam ben sana. Üzülme sen ablam, ben şimdi değiştiririm tamam mı? Bekle sen. Ay. Hadi kalk ablam. Maşallah, maşallah. Tamam, tamam. Hadi kızma hemen. Kalk ablacığım. Ay, ay. Hadi bakalım. Ben şu çarşafları değiştireyim Güneş, tamam mı? Sen de dur burada. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç. Nasıl hiç? Aa, sen bunları birbirine bağlayıp da kaçmayı mı düşünüyorsun, ha? Çekil. İşlemiş bu. Yok ya, üstüne su döktü, ondan ıslandı buralar. Su döküldü. Üstüne de mi döktü? He, üstüne de döktü. Ya tayrı dökecek hali yok ya. Hadi bal gibi sedek bu. Bana bak. Eşek kadar kız olmuşsun. Hadi altına mı kaçırırsın? Vallahi yakarım senin o... yeter be. Sen gidip yatsana, ben toparlarım buraları da. Öyle hani. Kiraz Hanım'a bak. Hele bir daha yapsın. Vallahi önce senin sonra onunkini yakarım. Çabuk topla buraları. Tosaklı karının sidikli kızları. Ne olacak? Tamam ablam, üzülmesin. Yine biz annemizin dizinin dibinde olacağız. Eski günlerdeki gibi. Hadi bakalım, sen geç şurada. Selam. Nasıl gidiyor toplama işleri? Yani toplama bilgisayar bile yarım günde toplanmaz. Sen neden bahsediyorsun? Sıfır arabayı bile bu kadar zamanda teslim etmezler adama. Mucizeler zaman alır. Biliyorum canım, şaka yaptım zaten. Ben başka bir şey için geldim. O bulunmaz dediğiniz parça var ya, artık var. Sen bunu nereden buldun? Bizim de kendi yöntemlerimiz var. Ben bayağı araştırdım. İstanbul'da kimse satmıyor bunu. Yoksa çaldın mı? Ben. Çalmak mı? Parasını verip de bulamadığım bir şey olursa bana söylersin. Ben bulurum. Hadi güle güle kullanın. Yasin çok uğulama, al şunu. İşte araba bu. Bu yavrular işimize yarayacak mı? Onlar ne ya? Nereden buldun sen onları? Bizim de kendimize göre eşimiz, dostumuz var kızım. Bulduk işte. Hadi bakalım, görelim seni. Dikkatli ol. Ben değil, sen dikkatli olacaksın. Etrafa bakın, yakalanmayalım. Tamam Zafer, laf yarıştırma benimle. Aç şu arabayı, hadi. Olmadı ya. Ya olmak zorunda, hadi. Heh. Nihayet, hadi aç. Aç. Oldu da bitti maşallah. Bravo Osman. İyi iş çıkardın. Değil mi? Tamam, şımarma. Hadi yakalanacağız, yürü. Hadi. Ne o Leyla? Aşık mısın yoksa? 2 saattir bir her şeye geremedin. Çok komiksin. Aşk adam böyle yapıyor işte. Dalgınsın. Niye inkar ediyorsun? Tabii çalarken de dalıp dalıp gidiyorsun. Yalan mı? Benim mesleğim bu canım. Ne yapayım? Duygusuz mu çalayım? Yeminle aramızda bir şey yok. Tanımam etmem. Anlaşıldı mı? İma etmeyin artık. Biz ima etmiyoruz. Başka bir şey konuştuğun yok ne zamandır. Bence sen de kendine itiraf et de kurtul. Tamam, saçmalıyorsunuz. Ya hadi artık bırakın kavgayı. Başlamıyor muyuz? Ya abi tamam, gülme yeter ya. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın Yemin. Gerçi müzayede günü bir şeyler hissetmiştim ben ama... demek kaç da göz arasında kızı kendine aşık ettin. Ya abi Allah aşkına ne hissettin? Vallahi bak hepsi bu Didem delisinin abartması ha. Leyla kim, ben kim abi, okumuş etmiş kız. Sakın öyle düşünme. Eğer kalbimize söz dinletebilseydik olur olmaz kişilere gönlümüzü vermezdik Yemin. Peki sen? Sen kıza karşı bir şey hissediyor musun? Yok abi, tanımam etmem, bak deme şöyle. Tanıyacaksın. Ama... Aması falan yok. Madem kız sana gönlünü vermiş, sen de onunla iletişime geçip daha çok aşık edeceksin. Ya iyi de abi. Leyla denen kız kim? Artem'in kızı işte. Artem'in biricik kızı. Peki Artem kim? Yılmaz'ın biricik dostu. Anladın mı? Ayrıntıları sonra konuşacağız. Şimdi çıkıyorum ben. Seni burada bırakacağım. Didem'in sana ihtiyacı olabilir. Biz Sabri ile gideriz. Avukatın gönderdiği masrafları Cennet ödeyemez. Çok yüksek. Evet öyle de Cennet Hanım'ın mahkeme süreci biraz sıkıntılı geçecek. Onu da bizi de zor günler bekliyor. Evet doğru. Şimdi bizim ödememizi kabul etmeyeceğine göre başka bir yol bulmak zorundayız. Atölyede çalışması için ikna edeceğiz. Bunu zaten hep yapıyoruz Artem. Bir kez daha deneyelim. Hadi gidelim bakalım. Araba hazır mı oğlum? Araba arızalanmış Yılmaz Bey. Niye? Ben de anlamadım. Dün bir şey yoktu. Allah Allah. Yılmaz Bey siz isterseniz Artem Bey'in arabasıyla gidin. Ben de servis çağırttırayım. Arabanızı kontrol ettireyim. Ne dersiniz? Öyle yapalım. Hadi. Tamam. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. 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 Ne oldu? Bir şey yok Cüneyt. İşine baksan. Ne var yine? Ya ne var yine? Konuşulacak her şey konuşulmadı mı? Herkes öğrenmesi gerektiği şeyi öğrenmedi mi? Daha neyin peşindesin ya? Oğlumun peşindeyim. Hapsettiğiniz çocuklarımın peşindeyim. Oğlum, senin gönlün nasıl razı oldu da sen kardeşlerini öyle esir gibi kapadın? Senin gönlün nasıl razı oldu da ailemizin dağılmasına izin verdi? Senin yanında kalıp sürünseler daha mı iyiydi? He? Git şimdi. Bak ikide bir benim karşıma çıkıp durma. Benim seni görmemem lazım. Sen hangi ara bu kadar zalim oldun? Ben ne ara bu kadar zalim oldum, öyle mi? Evladını doğurup başka bir kadına veren ananın oğlu olduğum içindir belki. He? Belki o yüzden bu kadar zalimimdir. Beni hanıma verirken dert değil. Ama kızların buraya gelince kavga kıyamet. Senin analığın da, insanlığın da iki yüzlü cennet kadın. Sen iki yüzlüsün. Turunam gidersen Mardin'e, turunam yâre selam söyle. Yusuf, hadi kalk bir iki yumurta kır. Aa, asıl sen kalk da sucuk falan kızart. Burada açlıktan eriyorum. Hadi be oğlum, hiç halim yok. Ben abiyim, büyüğüm, kıdemliyim. Kıyma be kardeşin Yusuf. Günaydın. Lütfen o poşetin içinde poğaça olduğunu söyleyin bana. Evet. Günaydın, burada da börek var. Kızlar size Allah mı gönderdi? Üşengeçlikten ölecektik ya burada. Ondan kıymetimizi bilin. Ya şeyler de varmış ha. Orada ne var? Zümrüt. Cennet teyzeye kızlara bir şey mi oldu? Yok daha ne olacak? işlemler daha da uzayacakmış. Ya kim bilir kardeşlerime ne zaman kavuşacağım. Ya öyle de merkez elinden geleni yapıyor. Yapıyor da ya kardeş deyimin o Bilal denen adamın evinde hapis olduğunu nasıl kanıtlayacağım ben? Polislerle kapıya dayansam hanım diyecek ki çocuklarımla burada yaşıyorum diyecek. Kime ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Doğru. Ya kusura bakmayın evde. Sağ olasın. Afiyet olsun. Cennet, yeter artık. İçini ferah tut. Yakında çocuklarına kavuşacaksın. İnşallah da ne zaman. Ya kapılarına kadar gittim vermediler. Gözümün önünde çocuklarımı göz göre göre elimden aldılar. Hala da diyorlar ki kağıt, ispat. Ya, analığın ispatı nasıl olacak ki? Tamam tamam onu da halledeceğiz. Bak Cennet, sen İstanbul'a gelmeyi göze almış bir kadınsın. Bir sürü badireler atlattın. Bunu mu atlatamayacaksın? Ama bu süreçte güçlü ve donanımlı olman gerekiyor. Bunun için de düzenli bir gelirin olması lazım. Biliyorum da işte o nasıl olacak onu bilmiyorum. Nasıl olacağı var mı? Bildiğin işi yapacaksın. Halı dokuyacaksın. Cennet, bak şimdi beni iyi dinle. Yakında atölyeyi açıyoruz. Dokuma tezgahlarının senin gibi usta bir ele ihtiyacı var. Gel atölyenin başında dur. İnat etme. Sen de rahat et, biz de rahat edelim. Hem para da kazanacaksın. He? Ev bayağı konaklıymış be. Böyle doğrudan gitsem, kardeşlerimi görmek istiyorum desem. Ya annem izin vermediler ama belki bana izin verirler. Yok, vermez bence. Başka bir yol bulmak lazım. Ya çok zor. Ya hemen umutsuzluğa kapılma. Bir yol bulacağız. Nereye buluyoruz Yusuf? Baksana evi nasıl koruyorlar. Kim bilir kaç tane koruması var adamın. Şimdi bu bir film olsa, ben böyle kurye kılığına girsem, işte kapıya gitsem, hanıma bir paket var deyip oradakileri oyalasam. Siz de bak şuradaki duvara merdiven dayayıp atlayın. Ya saçmalama oğlum. Ulu orta yerde merdiven duvara dayanır mı? Ya buldum. Bomba ihbarı yapsak, polis evi tamamen boşaltacak. Biz de Kiraz'ı ve Güneş'i kapacağız. Olmaz mı? Hı, bak bu olur. Çok mantıklı geldi. Bence siz ikiniz sessiz düşünün. Hiç parlak gelmiyor söyledikleriniz. Ben burada Yemin abimi bekleyeyim. Belki Güneş'e kıyamaz. Yemin gelir mi? Yani gelir herhalde. O da burada yaşıyor sonuçta. Aslında işi kabul etmen iyi oldu. Niye biliyor musun? Çocukları geri alman için bir gelinin olması mahkemenin önemsediği bir şey. İçin rahat olsun artık. Geç. Ya bence dönelim artık. Eve giremiyoruz. Yemin de gelmiyor. Siz gidin. Ben burada bekleyeceğim abim. Ya olur mu öyle şey Zümrüt? Beraber bekleriz. Bak biri geldi. Geldi. Yemin geldi. Yemin. Zümrüt dur beraber gidelim. Olmaz. Siz şimdi gelirseniz kızlar izin vermez. Ben yalvaracağım kardeşlerimin bana göster diyeceğim ondan. Zümrüt. Telefonu al. İçeri girebilirsen kardeşlerinden birine ver. Abi. Ulan anası gider kızı gelir. Ben Mardin'de bu kadar görmüyordum ha sizi. Ne oldu niye geldin? Niye mi geldim? Kardeşlerimi görmeye geldim. İyi, mahkemede görürsün. Abi ne olur. Öz ananı, öz kardeşlerini bunları yapmaya nasıl razı oluyorsun böyle? Hamba ile özlü güveylik mi olurmuş kız? Siz hala benim için üveysiniz. Tamam öyle olsun abi. Ama onları görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne yapıyor kız ya? Zümrüt. Zümrüt. Ne oldu abi? Yine kemerini mi çıkartacaksın? Dövsen de öldürsen de onları görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. İyi. Kapının önü herkes açık. Otur sabaha kadar bekle. Sen bana baksana. Utanmıyor musun bunu kardeşlerine yapmaya? Utanmıyor musun onları birbirinden ayırmaya? Sana ne? Allah Allah. Şimdi Zümrüt'ü eve götüreceksin ve kardeşlerini göstereceksin. Sen hangi sençürden çıktın ya? O ne demekmiş kız? O ne? El mi kaldıracaksın bana? Bir tokat yersin görürsün sen. İyi madem. Leyla Hanım'ın hattına git gör kardeşlerini. Sağ ol. Sağ ol. Ne demek? Hadi açın artık ya. Aç şu telefonunu Artem. Benim değil ki. Benim telefonum yok. Torpidodan geliyor. Bu çalıyor. Kimin bu? Bilmem. Açsana. Kimmiş anlarız. Efendim? Alo. Kapattı. Versin şunu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Kim şimdi bu? Çok ilginç. Allah Allah. Nereden çıktı bu telefon ya? Leyla'nın olabilir mi? Yok canım, olsa bilirim. Rehbere bakalım. Kayıtlı numara var mı? Bir tek Sevgi'nin numarası kayıtlı. Sevgi mi? Evet. Sevgi'yi arayalım bakalım. Kim çıkacak? Şu tezgahı da lütfen tam şuraya koyalım. Yılmaz Bey ortaya koymamızı istemişti. Yok yok. Siz böyle koyun. Böylesi daha iyi olacak. Hala niye arıyorsun beni? Hı? Yalanlarınla, iftiralarınla hayatımı mahvettiğin yetmedi mi? Yetmedi mi yaptıkların? Cevap versene. Açmadı mı? Açmadı. Tabii ya. Geçen akşam Leyla ile arkadaşlarını aldım. Kesin onlardan biri düşürdü. Bizim çocuklar da bulunca torpidoya koydular. Abla. Nasıl girdin içeri? Yemin izin verdi. Sizi çok özlemişim ben, çok. Ben de sizi çok özledim abla. Ne zaman bitecek bu hasret? Biraz daha var Kiraz. Ya biraz daha dediğim o kadar da uzun değil ama. Az kaldı. Sizi burada böyle kilitleyip hapis gibi içeride mi tutuyorlar yoksa? Aman kitlemeseler ne olacak? Zaten onların o mendebur yüzünü görmeye de meraklı değilim. Arada kitlemiyorlar ama biz hiç dışarıya bile çıkmıyoruz Güneş'le. Kötü. kötü bir şey yapmıyorlar değil mi? Kime? Bize mi? Hiç öyle bir şey yapabilirler mi abla? Hiç kimse yapamaz. Hayır. Bak bu telefonu getirdim. Akşam annemi arayacağım, sesini duyuracağım, tamam mı? Tamam ama saat 10'dan sonra arayın abla. Ona kadar gelip kontrol ediyorlar bizi. Tamam. Ama o hanım nasıl soktu seni içeri? O yoktu ki, görmedim. Tabii. O sevi başımıza yıkardı zaten. O kızı kim aldı içeri ha? Kim aldı o kızı içeri? Efendim Yemin Bey istedi, biz de aldık. Yemin mi? Dayanamadı değil mi? Hepimizi öldüler. Hepimiz. Kız! Zümrüt! Seni bu kadar özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi abla. Benim de gelmezdi vallahi. Sakla sakla, telefonu sakla. Zümrüt! Kız, ne yapıyorsun sen burada? Kız, çabuk dışarı. Yoksa vallahi billahi polis çağırırım. Tamam ya sus. Kardeşlerimi görmeye geldim ben. Senin o pis suratını görmeye meraklı değilim. Ey tüfeş sana, lanet olsun. Lanet karına lanet kız. Kiraz merak etme. En kısa zamanda her şey eskisi gibi olacak, tamam mı? Ne bir yılan ne bir çıyan aramıza girmeyecek. Ay, yılan da sensin, çıyan da sensin. Çık dışarı. Allah. Kiraz. Çık dışarı. Güneş. Güneş'e iyi bak. Bak. Bence Cennet teyze ve kızlara büyük haksızlık yapıyorsun. Sen böyle şeylere kafanı yorma. Derin mevzular bunlar. Bakma sen. Biz hep böyle kötü zamanlarda karşılaştık. Yoksa böyle bir adam olmadığımı görürdün. Nasıl yani? Nasıl karşılaşırdık? Hiçbir ortak noktamız yok ki. Kim bilir? Sağ ol. Sen Leyla'ya baksana, bayağı yeminle konuşmayı can atıyormuş. Kibar kızdır Leyla. İzin verdiği için teşekkür ediyordur. Belki bir dahaki sefere daha güzel karşılaşırız ha? Güzel olurdu. Hadi bakalım Cennet Hanım. Her şey çok daha iyi olacak, merak etme. Şöyle biraz rahatla, bir etrafa bak. Burası senin ve çocuklarının geleceği. Öyle. Başka da çarem yok zaten. Ha şöyle. Hep beraber çalışacağız burada. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Öyle değil mi Yılmaz? Tabii. Selam. Sen de mi geldin? Ne yaptınız çocuklar meselesini? En yakın zamanda alacağım inşallah. Cennet Hanım'ı ikna edebildik nihayet. Artık bizimle çalışacak. Benim yukarıda biraz işim var. Yılmaz. Efendim Sevgi. Bana verdiğin sözü böyle mi tutuyorsun, beni hiçe sayarak? Ne demek istiyorsun? Hani atölyenin başına ben geçecektim. Her şey benim istediğim gibi olacaktı. Sevgi, bu konuyu şimdi konuşmak istemiyorum. Ben de bu kadını burada istemiyorum. O istemediğin kadın var ya, onun dokuduğu halılar sayesinde yıllardır para kazanıyoruz. Ve o paraları kolayca harcayabiliyoruz değil mi? Ben de senin karınım. Sahip olduğun her şey benim de. Unutma. Ya şimdi bu kadını buradan gönder. Sevgi. Sonradan pişman olacağım bir söz söyleme sakın. Asıl sen pişman olacaksın. Bundan sonra seni evimde istemiyorum. Evinde mi? Görüşürüz. Gabriel! Nerede? Bilmiyorum Yılmaz Bey. Yardım et kralım. Hadi. Ben açmak için bir şeyler getireyim. Git hadi. Tamam Zeynep Hanım, gecikmeyelim. Haber bekliyorum sizden. Artem Bey, avukat mı? Yarın davayı açıyor. Hızlandırmak için elinden geleni yapacak. Çok şükür. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Her şey yolunda? Yolunda, yolunda. Hı. Güzel. Biraz konuşabilir miyiz Artem? Olur. Hande, iş bitince Cennet Hanım'ı evi sen bırakırsın. Tabii Yılmaz Bey, nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Yılmaz, neler oluyor? Ne söyleyeceksin? Yılmaz, ne söyleyeceksin? Ne mi söyleyeceğim? Soruları ben soracağım Artem. Bunu bana neden yapıyorsun? Neyi? Torpidondan çıkan telefon. Bana iftiralar atan adam sürekli o telefondan arıyordu. Sevginin ölümden dönmesine neden oldu. Hatırlasana. Mümkün değil, olamaz. Artem ne olur? Yalvarıyorum sana. Hadi bana itiraf et. Yılmaz, daha önce de söyledim. O telefonla hiçbir alakam yok. Arabaya da nasıl girdiğini inan bilmiyorum. Bu ne? Ne bunlar? Nereden buldun bunları? Senin dolabından çıktı. Bu da Sevgi'nin benim arabamda bulduğu küpenin diğer teki. Dolabımı karıştırdın öyle mi? Kilidi kırdın. Nasıl yaparsın bunu Yılmaz? Nasıl inanırsın? Sana inanmak için bunu yaptım. Hadi bana itiraf et her şeyi. Böyle iğrenç bir şey yapacağıma inanmıyorsun değil mi? Sana inanmak için çok çabaladım Artem. Sen benim 40 yıllık dostumsun. Her şeyi ortak ettiğim, sırtımı rahatlıkla dönebildiğim dostum şu anda bana kuyu kazıyor. Bunu bana neden yaptın Artem? Bir dakika. Beni neyle suçladığının farkında mısın? Hı? O telefonlar yüzünden Sevgi neredeyse ölecekti. Yazıklar olsun sana. Bana katil mi demeye çalışıyorsun sen? Ha? Ben de durmuş burada sana laf anlatmaya çalışıyorum hala. O zaman itiraf et. Bana doğruyu söyle. Neden yaptın bunu? Bilmiyorum Yılmaz. Gerçekten bilmiyorum. Biri üzerimize oynuyor belki. Belki seni benden uzaklaştırıp korumasız bırakmak istiyor. Dolabın kilitliydi. Kırılmış olsaydı bunu fark ederdin. Hadi bana doğruyu anlat. Neden yaptın bunu? Neden? Bu soruların cevaplarını gerçekten ben de bilmiyorum. Ama bana inanmalısın. İnanmak istiyorum. Bana şunu söylesene. O telefon açıksa o adama bu kadar zamandır neden ulaşılamıyor Artem? Bu kadar küçülebileceğimi nasıl düşünürsün Yılmaz? O zaman bana her şeyi itiraf et. Bu kadar zamandır o adama neden ulaşılamıyor Artem? Çok büyük bir hayal kırıklığısın Yılmaz. Ağzından çıkanları kulakların duyuyordur umarım. Bunca yıllık dostluğu bu kadar kolay bitirdin öyle mi? Bir türlü itiraf edemiyorsun. Demek sen bu dostluğu zaten bitirmiştin Artem. Beni değil, asıl seni tuzağa düşürenleri bulacağım ben. Anladın mı? Şimdi çekil önümden, senin zırvalıklarına... Senin o zırvalık dediğin şey, Sevgi'nin ölümden dönmesine neden oldu Artem. Şimdi sen çekil önümden. Hadi ama asma artık suratını. Bak en azından kardeşlerini gördün. Onları öyle görüp de orada bırakmak çok daha zormuş. Çok özlemişim onları. Canlarım benim. Ya küçücük odada hapis gibi kilitli kalıyorlar. Ya Zümrüt merak etme. Zaten çok yakında kurtaracağız. İnşallah. Ya tekrar sağ olun. Sağ ol Yusuf. Sen akıl etmeseydin ne oraya gidebilirdik, ne kardeşlerimi görebilirdim. Bana teşekkür etmek istiyorsan tebessüm et. Bunun için yaptım. Sağ ol. Babam arıyor. Efendim babacığım. Tabii gelirim. Sesin kötü geliyor. Bir şey mi oldu? Tamam oldu. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ya benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Haber ver, merak ederim. Tamam oldu. Öptüm. Ben şurada ineceğim. Sağ ol, sana da zahmet oldu. İşinden gücünden oldun. Cennet Hanım. Sizin daha önceden Yılmaz Bey'le bir tanışıklığınız var mıydı? Yok, ben Artem Bey'i tanıyorum. Mardin'e gelirdi hala almaya. O bahsederdi. Ben yanlış anlamışım o zaman. Hayır, sizinle çok fazla ilgileniyor da... acaba önceden bir tanışıklığınız mı vardı şimdi? Hayırlı işler. Yarın sabah geç kalmayın. Yılmaz Bey samimiyetini suistimal edilmesinden nefret eder. Sen onu düşünme. Yılmaz amcanın sana vurduğuna inanamıyorum. Söyledikleri daha çok yaraladı beni. Nasıl böyle bir şeye inandın? O kadar yıldır arkadaşsınız. Hiç mi düşünmedi? Şüphe etmedi? Bütün deliller aleyhimeydi. O da bana değil, başkalarına inanmayı tercih etti. Sana bunu kim yapar? Ve neden? Bilmiyorum. Ama bunun peşini bırakmayacağım. Mutlaka bulacağım. Eminim Yılmaz amca da pişmandır şimdi. Seni ne kadar sevdiğini ben biliyorum. Onun da canı yanmıştır sana vurunca. Hayat işte. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Bundan sonra birbirimize daha çok vakit ayıralım, olur mu? Sana ihtiyacım var. Tamam babacığım. Ben kalkayım artık. Hem anneme durumu da anlatırım. Otursana biraz daha. O zaman ben bırakayım seni. Hadi gel. Selam. Kalkıyor muydunuz yoksa? Ben kalkıyordum da arkadaşlar daha oturacak. O zaman birer çay daha içelim. Ondan sonra hep beraber kalkarız. Ben de Erkan'a uğramıştım da garajı o söyledi burada olduğunuzu. Öyle mi? Ne oldu? Arabanı yine mi merak ettin? Yani hem öyle hem de ne bileyim ya. Ben sizin ortamınızı falan çok sevdim. Oturur laflarız demiştim. Ya maalesef o havada değiliz. Yani sonra yaparız. Ne oldu? Bir derdiniz mi var? Evet, bir derdimiz var. Ve buna saygı duyarsın diye düşünüyoruz. Tabii ki. Yani benim derdi ve acısı olmanın sana saygım sonsuzdur. Konu ne? Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Merhaba. Buradan anahtarını alabilir miyim? Tabii, odanıza çıkmadan önce buyurun size bir şeyler ikram edelim. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. İnsanın derdi olunca da böyle dut yemiş bülbül gibi oluyor değil mi? Ya Didemciğim, maşallah sen de pek anlayışlısın. Tabii ki. Hayır, benden çekiniyorsanız hiç gerek yok yani. Ben dert dinlemeye bayılırım. Heh, Leyla, ne olmuş Artem amca? Yumruk yemiş. Ne? Kim niye yapmış? Babana sor. Ne diyorsun Leyla sen? Saçmalama Leyla. Yılmaz babamla Artem abi kardeş gibidir. Araya kuşku girince kardeşlik kalmıyormuş demek ki. Nasıl olur bu Leyla? Ne olmuş? Sevgi ablayı rahatsız eden adamlar varmış ya. Babam da Artem amcadan mı şüphelenmiş? Maalesef. Yok artık ya. Aslında ben niye şaşırıyorum ki? Tam Yılmaz Koçeri hareketi. Demir bir dakika. Yılmaz babamı gömme hemen. Yani şimdi daha olayın onunla alakalı kısmını bilmiyoruz. Ya bırak Allah aşkına Yusuf. Sanki babamı tanımıyorsun. İki birden gözleri kararmış. En yakın arkadaşını düşmanı zannediyor. Ben kalkayım, siz de rahat rahat konuşun. Yok ya, ne konuşacağız? Zaten kimsenin tadı kalmadı. Ben biraz daha oturacağım. Burayı çok sevdim de. Aman otur. Hadi bana itiraf et her şeyi. Böyle iğrenç bir şey yapacağıma inanmıyorsun değil mi? Sana inanmak için çok çabaladım Artem. Sen benim 40 yıllık dostumsun. Her şeyi ortak ettiğim, sırtımı rahatlıkla dönebildiğim dostum şu anda bana kuyu kazıyor. Bunu bana neden yaptın Artem? Çok büyük bir hayal kırıklığısın Yılmaz. Bunca yıllık dostluğu bu kadar kolay bitirdim, öyle mi? Şimdi çekil önümden, senin zırvalıklarına... Yani öyle işte. Artem'le Yılmaz birbirine girmiş cümlükünden. Allah Allah. Yani biri fena tuzak kurmuş bu Artem denilen adama senin Leyla'nın dediğine göre. Nereden benim Leyla oluyormuş kız? Tamam, hemen bozulma. Sen git Bilal Bey'e anlat bunları. Sen anlat. Leyla meselesini yetiştirdiğin gibi gidip bunu da yetiştir. Keyfimden yetiştirmedim canım. İş iştir. Ayrıca Bilal Bey telefonla bile arama dedi çok gerekmedikçe. Neyse ne. Başka bir şey yoksa kaçtım ben. Ara bir şey olursa. Yemin. Sen amma takıldın bu Leyla meselesine ya. Ne var bunda bu kadar bozulacak? Hem ne demişler, aşktan kaçınmaz. Bak. Tamam. Bilal Bey aldı seni benim yanıma koydu. Eyvallah. Ama yine de sen her şeyi boynunu sokma. Gerçi senin işin bucu değil mi? Bugün iki. Ayar veriyor bana. Anne! Aa! Sen okulda değil miydin? Değildim. Cennet teyze nasılsın? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? İyi, sağ ol. Merhaba Cennet teyze. Biz gidelim artık. Sizin konuşacaklarınız vardır. Yok gitmeyin. Kalın, anneme hep beraber anlatalım. Neyi anlatacağım bana? Anne, bugün olanlara inanmayacaksın. Ne oldu ki? Güneş'te Kiraz'ın yanındaydım. Allah aşkına. Onlar sağ olsun beni götürdüler. Yemin de izin verdi. Yanlarına bir de telefon bıraktım. Sonra seslerini duyuracağım sana. Allah aşkına. Anne, biter de konuşsak olur mu? Hep beraber. Evet. Ya oğlum, durmayın öyle, hadi gelin, gelin. Karnınızı açma. Ya biz rahatsızlık vermeyelim. Yok yok, gelin, anlatın bana ne oldu? Ver, ver. Ver şunu, ver. Merhaba Artem. Müsaitsen buluşmak isterim. Şimdi hiç zamanı değil Bilal. Söylemek istediğim bir şey varsa telefonda söyle. Yapma. Telefonda söyleyecek olsam yanıma çağırmazdım. Bak. Bence ikimizin de sohbet etmeye ihtiyacı var. Hadi gel. Gel de dertleşelim. Şu an gerçekten doğru bir zaman değil. Peki. Ama fikrini değiştirsen kulüpteyim. Beklerim. Artem Bey, bizim ofisteki odanızı boşaltmışsınız. Burayı da mı topluyorsunuz? Ama nasıl olur? Yılmaz Bey'in haberi var mı? Maalesef var. Biraz tartıştık. Ama siz eski arkadaşsınız. Yani bir tartışmadan dolayı böyle tası tarağı toplayıp gidecek misiniz gerçekten? Bilmiyorsun Hande. Üstüme çok kötü bir iftira atıldı. Bunu ispatlayana kadar da buralarda olmak istemiyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum, haklısınız. Peki bu iftirayı size kim atmış olabilir? Yılmaz Bey'in düşmanı atmış olabilir mi mesela? Bilmem. Yani düşünüyorum, aklıma Bilal Bey'den başka kimse gelmiyor. Sanmıyorum. Niye böyle bir şey yapsın ki? Yılmaz Bey düşmanlığından yapmadığı bir şey kalmadı. Ben ondan her türlü kötülüğü bekliyorum. Merhaba. Merhaba. Yılmaz Bey burada değil mi? Yılmaz Koçeri mi? Hı hı. Evet, şu an barda kendisi. Teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldin. Geldiğin için teşekkür ederim. Fazla kalmaya niyetim yok. Oturmaz mısın? Aslında hepimiz zaman zaman bir yabancı ile dertleşmeye ihtiyaç duyarız. Senle ben yabancı sayılmayız. Öyle değil mi Bilal? Yok, katılmıyorum. Şimdiye kadar rekabet etmekten birbirimizi hiç tanıyamadık. Böyle bir fırsat kolladığını hiç düşünmemiştim. Neden bugün? Doğru zamanı hissedebilme yetisi diyelim. Bir şey içer misin, sormadım. Yok, teşekkür ederim. Aa, Yılmaz Bey. Siz de mi buradaydınız? Ne güzel bir tesadüf değil mi? Anlaşılan yalnız kalamayacağım. Ama siz zaten hiç iyi gözükmüyorsunuz. Sizi yalnız bırakmadığım için şanslı saymalısınız kendinizi. Otursana. Hiç. Sevgi, sonradan pişman olacağım bir söz söyleme sakın. Sen pişman olacaksın. Bundan sonra seni evimde istemiyorum. diyeceksin değil mi Yılmaz? Sanki bu ilk kavgamız. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar edeyim. Ben şu dilimi nasıl tutamadım ya? Biliyor musun? Gerçek düşmanla nasıl baş edeceğini her zaman bilirsin. Ama dostunun sana nasıl düşmanlık edeceğini bilemiyorsun. Artem Bey eski dostunuz. Sizi çok sever. Bir hata yapmıştır. Benim için hata ne biliyor musun? Hani dokuma tezgahında halı örersin ya. Orada attığın yanlış bir ilmektir. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacağımı bilemediğim zaman Artem akıl verir ya da problemleri o çözerdi. Ama şimdi yok. Böyle konuşmayın. Ben varım. Ben her zaman yanınızdayım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Fazla kafanı şişirdi. En iyisi... Yok olur mu öyle şey? Eğer bir nebze olsa moralinizi düzelttiysem işimi iyi yapmış sayarım. Birer kadeh daha bir şey içelim mi? Hı? Birer kadeh diyorum. Bir şeyler içelim mi? Seni buraya niye çağırdığımı merak ediyorsundur herhalde. Acelem yok. Seninle ben çok fazla bir araya gelemiyoruz, değil mi? Aslında benim acelem var. Sana bir teklifte bulunacağım. Dinliyorum. Benimle ortak olmanı önermek istiyorum. Yıllardır biriktirdiğim ve senin de çok ilgini çekeceğini düşündüğüm bir koleksiyonum var. Onu sana vereceğim. Evet demen yeterli. Oğlum Allah razı olsun. Sayenizde çocuklarımın sesini duyacağım. Vallahi bak iyi ki akıl ettim şu telefon verme işine. Şimdi ne yapıyorlar, nasıllar öğrenebileceğiz. Sanki kızları alıp getirdin Yusuf, amma övdün kendini. Belki alıp getiremedi ama en azından seslerini duyabileceğiz. Sağ ol tekrar Yusuf. Ama Leyla'nın da hakkını yememek lazım. Yeminden o izni koparmasaydı o telefonu alamazdık. Hakikaten şaşırttı beni Yemin. Ya Leyla'yı ters bir şey der sandım ama demedi. İzin verdi. İzin verir kızım tabii. Abin artık kim olduğunu biliyor. Kardeşlerine kıyamaz. Benim oğlum çok iyi çocuktur. Bu arada yemekler çok güzel olmuş Cennet teyze. Afiyet olsun oğlum. Daha var burada koyacağım. Şimdi onları bitirin de. Burası da çok yüksek Güneş. Ne yapacağız biz ya? Hep burada böyle çaresizce bekleyeceğiz mi? Hala zıbarmadınız mı? İyi. Hadi bakalım. Şimdi temizlik zamanı. Ne yapacaksın o makasla? Ne mi yapacağım? Aha sizin bitti saçlarınızı keseceğim sonra da hamama sokacağım. Gel. Çek o elini. Hele kız bana dışarıdan adam çakırtırtma. Gel şuraya. Çek canım. Anam. Ah. Sakın bir laf daha etmeye kalkışma. Vallahi gebertirim seni. Ah, Kiraz kız delirdi mi? Ben de senin bir anan sayılırım. Bak bak. Canına bir şey olacak diye korkunca nasıl da melek oluyor musun sen ya? Ben zaten meleğim kızım ben. Sus! Cüneyt'i ara gelsin seni eve bıraksın. Yok hiç gerek yok ben kendim giderim. Şşş. Olmaz. Peki nasıl isterseniz. Odanın kartı nerede? Düşürdünüz herhalde. Yılmaz Bey isterseniz de odanıza çıkın. Ben kat görevlisini yönlendireyim kapınızı açsınlar. Buyurun. Görüşürüz. Sağ ol anne. Güneş, gel şu cebinden anahtarı al. Hadi. Haydi ablam. Kapının kilidini aç. Ah. Sakın bak tek kelime dahi etme. Kirazım. Ben sizin iyiliğiniz için... Oy. Aç Güneş. Ay ay ay. Oy annem. Oh. Anam benim yetti vallahi. Bilal Bey geç gelecekmiş Samra abi. Yemin diyor. Hanım da çocuklarla beraber zaten. Ben de çıkarım birazdan tamam. Görüşürüz. Cennet kilitlendi bu. Yılmaz Bey oda kartını kaybetmiş. Kapısını açtırır mısınız lütfen? Hemen hallediyorum. Arkadaşlar Yılmaz Bey oda kartını kaybetmiş. Yardımcı olur musunuz? Koşun koşun onun adayı kaçırmışlar. Biri çabuk kapıyı açsın. Kiraz! Alo Cüneyt, Yılmaz'ın nerede olduğunu biliyor musun? Akşamüstü büyük otele bırakmıştım Sevgi Hanım. Tamam, teşekkür ederim. Yılmaz Bey odasına girebildi değil mi? Evet, problem yok. Teşekkürler. Rica ederim. Olsun ya. Çöle git çöle. Yılmaz Bey. Yılmaz. Kızım doğmadı mı o zaman daha? Anne daha tam 10 olmadı ki. Yani şimdi ararsak belki yanında birileri olur. Tehlikeye atmayalım, az kaldı. O kadın olmasaydı abin getirirdi çocukları da. İşte aradı o kadınlar. Ha, getirirdi anne. Anne Yemin'i tanımıyor musun? Kandırma kendini. Niye öyle söylüyorsun kızım? Niye? Bak bugün kardeşlerinle görüştürmüş seni. Benim çocuğum o kadar da şey değil canım. Cennet Hanım kusuruma bakmayın ama benim gözüm Yemin'i pek tutmadı. Sen nereden tanıyorsun benim oğlum? Biliyor musun oğlumu? Aslında bugün bizi şaşırttı. Yani ne bileyim. Daha önce gördüğüm halinden farklıydı. Belki de haklısın Cennet teyze. Kardeşlerine karşı yumuşamıştır. Tabii canım öyle olmasa izin verir miydi? Anne arayalım artık. Ara. Çalıyor. Alo. Alo anne. Kiraz. Kızım. Annem nasılsın? Alo. Niye Güneş diye bağırıyorsun Kiraz? Güneş! Alo! Kiraz! Ya Güneş diye bağırıyor, niye? Kiraz! Kiraz! Abicim kaç gözüm. Allah'ım! Hastaneye götürelim, kalk hadi! Hastane falan dedi, sonra kapandı. Ne hastanesi? Ne hastanesi? Yılmaz Bey'in odası burası. Rica etsem kapıyı açar mısınız? Tabii. Yılmaz. Yılmaz. Bizi o kadının eline bırakmayacaksın anne, değil mi? Güneş'i de alıp evimize gideceğiz. Annem bizi ne zaman bıraktı Kiraz? Güneş'i bir görelim de kız. Ondan sonra alıp gideceğiz, merak etme. Yok, o iş öyle değil. Kanun var, nizam var. Çocuklar benimdir. Ya şimdi şurada söylenecek laf. Bir sus. Bu Cennet kadın nasıl bu kadar çabuk öğrendi? Ha? Söyledin değil mi? Tutamadın kendini. Aradım ben söyledim. Kendi kızı değil mi? Duymuş bir yerden. Telaş etmenize hiç gerek yok. Oğlunuzun durumu gayet iyi. Oğlunuz mu? Ne?